Aslında her şeyi 1970 yapımı suç ve ceza filmini izlerken ortaya çıktı. Filmin bir sahnesinde e, açık bir şekilde çay kelimesi telaffuz edilince bayağı bir şaşırmıştım. Nasıl yani demiştim bizim gündelik yaşamda kullandığımız e, ve sıklıkla içtiğimiz içeceğin ismi e, Rus yapımı bir filmde geçsin. Bu bende baya bir merak uyandırdı ve sonrasında yaptığım araştırmalarda oldukça ilginç bir bilgiyle karşılaştım. Şimdi buna göre dünyada neredeyse tüm dillerde çay kelimesini söyleyebilmenin iki yolu var olduğunu öğrendim. Ee, çay ve ti kelimeleri, bunların ikisi de Çinceden gelen kelimeler. İsmi gibi çayın kendisi de tüm dünyadan Çin'den yayılmış. Ee, burada ilginç olan şey ise kelime bir ülkeye kara yoluyla, yani ipek yolu. Aracılığıyla ulaşıyorsa çay şeklinde ifade ediliyor. Deniz yolu şeklinde ulaştıysa bizim İngilizcede telaffuz ettiğimiz gibi t şeklinde e, ifade ediliyor. Bunun nedeni ise çay kelimesinin Çince'de iki farklı telaffuzunun olması ve çay versiyonunun Çin'in karasal bölgelerinde t versiyonunun ise deniz ticaretinin yoğun olduğu sahil bölgelerde kullanılması. Bu yüzden çayın İpek yoluyla geldiği yerlerde işte Anadolu, Mezopotamya gibi bölgelerde çay olarak ifade edilmiş. Avrupalı deniz tüccarları vasıtasıyla yayıldığı yerlerde ise işte Hollanda, İngiltere, Fransa gibi yerlerde tea olarak anılmaya başlanmış.